bu dönem en çok tartışılan konu bu Sedat Peker videoları. Ve bugün videolarının 8.sini yayınladı. Gene bir saatten uzun bir konuşma metni, yarısı talk show gibi anlatıyor büyük bir çoğunluğunu zaten. Ama konuşmasının içinde ince detaylar vardı. Birkaç başlığa değindi. Birisi El-Nusra'ya silahların gönderilmesi, bir de çeşitli ticaret şeyleriyle, yollarıyla ilgili konuşmaları vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu açıklamaları? Yani şöyle söyleyeyim ben tabii Sedat Peker'le ilgili. Bana göre tabii Sedat Peker, şimdi bütün dünyada devletler bazı işler için bu tip insanları kullanırlar. Yani bu açıktır. Yani kullanırlar. Çünkü başka türlü suç işlemenin önüne geçemezsiniz. Her şey kanunlarda yazdığı gibi uygulanmaz. Yani bir yerden haber alacaksınız ki, ya da bir yerden baskı yapacaksınız ki o eroin kaçakçılığını, uyuşturucu kaçakçılığını, silah kaçakçılığını ya da o bölgelerde mafyavari örgütler varsa onların ortadan kaldırılmasıyla ilgili bu tip şeyleri kullanırsınız. Ama işin garibi şudur. Bunları kullandığınız zaman bir süre sonra bunlar palazlanırlar. Ve yine bu örgütleri kullanan, bu örgütlerle irtibatlı olan devletteki kişiler de bunları kendi menfaatleri doğrultusunda da kullanmaya başlarlar. Yani bu Susurluk'ta görüldü. Türkiye bunu yaşadı 90'lı yıllarda. İşte daha sonra Susurluk'ta şurada burada yaşadı. Bankalar krizinde yaşadı. Dolayısıyla bu hale geliyor. Ve sonuçta bunlar biraz paralandığı zaman işledikleri suçlar gözülmeye başlar ve işte sayın şeyde ne diyelim bu konuyla ilgili Sayın İçişleri Bakanı da töhmet altında kalıyor. Diğerleri de töhmet altında kalıyor ve sonuçta ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Sedat Peker işte işlediği herhalde suçtan dolayı yakalanması isteniyor ya da karışılan başka bir olaydan dolayı. Yani bu konu artık şey midir, rant paylaşımı mıdır, ondan sonra şeyin Sedat Peker ve grubunun daha çok fazla ileri gitmesi midir, kendini bazı yerlerde devlet yerine koyması mıdır, aldığı güçle bir taraftan. Bu ister istemez Sedat Peker hakkında ve grubu hakkında bir operasyon yapılmasını gerektiriyor herhalde. O da bu operasyonu duymuş ve kaçmış. Yurt dışına gitmiş. Bunu iş gezisi gibi göstermişler. Daha sonra da büyük ihtimalle devamlı arandığı için deport edilmiş bazı ülkelerde. En son Fas'a geliyor. Fas'tan da Dubai'ye, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne geliyor. Bu girişin arkasında istihbarat örgütlerinin olduğu, yani Amerikan istihbaratının olduğu, genelde ismi CIA diyoruz ama işte Amerikan istihbaratının olduğu düşünülüyor. Ve buna Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı yardım ediyor. Yani sanki Fas'tan Dubai'ye kendisi gelmiş gibi bir şey yaratılmış. Ve sonuçta istihbarat örgütleri bunu kullanırlar. Yani ne olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, istihbarat örgütleri ellerine böyle bir fırsat geçtiği zaman kullanırlar. Çünkü sıkışmış durumda bir şey var, bir kişi var. O kişi yani vatandaşlık almak istiyor ya da oturma izni almak istiyor ya da Türkiye'ye gönderilmek istemiyor. Ya da bazen bu intikam almak isteyebilir bu kişi. Bunu kullanırlar. Ve şimdi Türkiye tabii Sedat Peker'in yurt dışına çıkması, engel olması gerekiyordu. Yani bunu yıllardır yapamadık. Mesela Fethullah Gülen'in yurt dışına çıkması gibi. Reza Zarrab'ın yurt dışına çıkması gibi. Bir ara sanırım şey vardı yine böyle Mehmet Emir vardı. O da bir ara Amerika'ya gitti. Amerika'dan yayınlar yaptı Türkiye'ye yönelik falan. Yani bunları bu böyle bir şey. Bu konu işin tabiatı bugün böyle diyor. Yani istihbarat örgütleri böyle çalışır. Yani bu tip adamları alır, kullanır, kullanmaya çalışır.
Bu adamlar da şey karşılığında gerekenleri yaparlar. Koruma karşılığında, diğer konular karşılığında da intikam almak için bu faaliyetleri yaparlar. Bugün bulunduğu ülke açısından yaptığı açıklamaların içeriği açısından Sedat Peker'i bugün kim kullanıyor olabilir? Yani tabii baktığımız zaman ben tabii şimdi şöyle bakıyoruz. Sedat Peker iktidar üzerine yoğunlaşmış vaziyette. İktidarda işte İçişleri Bakanı var. Şu anda daha yeni Sayın Cumhurbaşkanı'na herhalde yeni gelecek. Belki haftaya evet. Gelecek öyle söyledi. Yani şeyde konuşmasında. Böyle baktığımız zaman bu iş yapacak olan şey var. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Örgütü var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri var ama onun Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin bir şeyi, oyuncağı şey. Birleşik Arap Emirlikleri. Yoksa şey değil. Yani tek başına bu iş yapacak güçte değil. Daha evvel de biliyorsunuz bu Türkiye ile ilgili çok büyük faaliyetleri var. 15 Temmuz olayı var. Tabii bu işin içinde şey var mı yok mu bilemem. Yani FETÖ var mıdır yok mudur? Yani her şeyi FETÖ'ye bağlamak da uygun bir şey değil. Yani bu örgüt o kadar da güçlenmememiz gerekiyor. Ama bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Örgütü'nün olduğu açık. Niye açık? Çünkü içerideki şeyi, siyaseti dizayn ediyorlar. Hele bugün söyledikleri mesela bu şeylerin Türkiye'nin işte El Nusra'ya silah götürdüğü, silah gönderdiği, büyük bir ticaret yapıldığı, bu ticaretten paranın bazı 5-6 kişilik bir şeye geldiği, bunun başında işte şeyin olduğu, Berat Albayrak'ın olduğu gibi bir takım şeyler var. Bu doğrudan şimdi şey alıyor, hedef alıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye'ye hedef. Yani iç siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Şimdi iç siyaseti dizayn etme konusu ne zaman başlamıştı? Bu da Biden seçilmeden evvel işte biz artık şeyi darbeyle falan değil, muhalefete yardım evet. ederek muhalefet kanalıyla yıkmamız gerekir diye bir açıklaması vardı biliyorsunuz şeyde. Ve bu hala devam ediyor. Hatta şeye baktığımız zaman Rand Corporation'ın çalışmalarına vesairesine baktığımız zaman burada da bunlar vardı. Nasıl götürülebilir, nasıl gidebilir? Ve bu şimdi şeye yoğunlaştı. Yani şeye bakıyorum şimdi ben bu silahların Suriye'ye giden silahlar konusuna bakıyorum. Biliyorsunuz bir tırlar konusu vardı. Bu tırlar ayrı bir konu. Yani MİT tırları konusu vardı. Bu Sedat Peker adına gönderilen silahlardan bahsediyor, malzemelerden bahsediyor ve bunun karşılığında da bir ticaretten bahsediyor. Yani para geliyor, devletin parasıyla silahlar alınıyor, gönderiliyor. Ayrıca orada büyük bir ticaret yapılıyor, ham petrol dahil olmak üzere. Şimdi bu konuda dedikodular vardı daha evvelden de. Yani baktığımız zaman işte Türkiye El Nusra'yı destekliyor, ondan sonra ham petrol. Evet. Türkiye kanalıyla satışa çıkıyor. Bazıları oraya gidiyor işte oradan alıyor götürüyorlar falan diye. Böyle şeyler vardı, söylentiler vardı. Hatta bu konuda Rusya'nın bu uçak şeyinden sonra bir şey hazırladı. Bir dosya hazırladığı söyleniyordu Rusya'nın evet. Ondan sonra şimdi tabii bunlar şimdi gündeme getiriliyor ve Türkiye iktidar sıkıştırılıyor. İktidar sıkıştırırken Türkiye sıkıştırılıyor. Yani işte Türkiye El Nusra'ya yardım etti. Yani şimdi ben her şeye tamam ama Türkiye El Nusra'ya yardım etti. El Nusra'ya silah gönderdi. Ayrıca bu işi yaparken bir de şeylerin, Suriyelilerin ham petrolünü aldı. Kendi kanalından sattı ya da kaçakçılık yaptı. İşte şeyler vasıtasıyla, tankerler vasıtasıyla onları aldı. İşte Halep'te şurada burada şey yaptı. Rafine ettiler. Rafine edilen şeyi mazotu sattılar vesaire falan. Bunlar geliyor gündeme. Bütün bunların dedikodusu vardı zaten. Şimdi ama kimse sahip çıkmıyordu bu dedikoduya. Şimdi Sedat Peker'den bu dedikodular tekrar ya da bu söylentiler tekrar vücut buldu. Onun ağzıyla konuşmaya başladılar. Yani diyor ki işte böyle benim adıma silah gönderdiler. Bu silahlar şeye gitmedi, El Nusra'ya gitmedi. Bu silahlar Sadat vasıtasıyla, Sadat'ı da söylüyor. Sadat vasıtasıyla şuraya gitti. Şimdi bakın bu Sadat konusu yani bu konuda bunlara karşı olduğumu söylüyorum zaten Sadat'a madat ama
Sadat konusu, ondan sonra şey konusu, Nusra konusu, gidiyor mu gitmiyor mu? Bunların hepsi Türkmenlere niye göndermedi konusu. Bunlar şeyin konusu değil, Sedat Peker'in konusu değil. Ama Sedat Peker'i kullanan ya da Sedat Peker'in kullanmak isteyen bir istihbarat örgütü bunları gündeme getiriyor ve Türkiye'yi bütün dünyada radikallere yardım eden, El-Nusra'ya yardım eden, DAEŞ'e güya yardım eden, ondan sonra bir ülke olarak tanımlıyor. Hatta Suriye'nin petrolünü alan, bunu usulsüz olarak işte bilmem ne yapan, buradan ticaret sağlayan, gelir sağlayan ve şeyler yaratan, savaş ordusu yaratan bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar Türkiye. Bu çok kötü bir olay. Yani bu özellikle de bu olayın şeyden sonra olması, 14 Haziran'dan evvel olması da önemli. Çünkü sonuçta oraya Cumhurbaşkanı gidecek görüşmeye. Cumhurbaşkanı'nın elini zayıflatarak gidiyorlar. Çünkü içeride çok büyük bir şey var. İnfial olacak. Şeyle ilgili işte güvensizlik yaratılıyor içeride. Yani bunlar doğrudur, yanlıştır. Bunların hepsini mahkeme, yargı bakar. Tarafsız yargı bununla ilgilenir. Bu ayrı konu. Ama bunların uluslararası arenada kendinin devlet tarafından kullanıldığını ifade eden bir şahıs tarafından ya da işte organize suç lideri diyorlar neyse iddia öyle tarafından açıklanması ve bunların işte hep Sadat konusu da çok bir konu. Türkler işte Türkiye Sadat'ı kullanmak suretiyle bilmem kimlere yardım ediyor falan gibi bunları hatta asker alıyor bu adamları şuralarda kullanıyor gibi milisleri şeyler vardı. Şimdi böyle de açıklanıyor bu olay ve ortaya bir şey devlet çıkıyor. Yani devletin suç işlediği istek yani bu konuda kime bakacaklar yani kim yargıya gidecek? Kim suçlu kim? Yani kimi suçladı ortada? Şahısları suçluyorum diyor ama sonuçta şahısları suçlarken bütün devlet yani diyor ki işte sarayda Ramazan Öztürk bilmem ne şunlar bunlar var. Bunlar vasıtasıyla ticaret yapılıyor. Bunlar imsad ediyorlar. İşte silahları götürüyorlar. Orada ham madde getiriyorlar. Getiriyorlar. Ham petrol getiriyorlar. Başka ticaretler de yapıyorlar. Yani bu konuyla ilgili. Bu çok büyük paralar kazanıyorlar. Bu paralar 5-6 şirkete, 5-6 gruba gidiyor diyor. Ve bu arada Süleyman Soylu'yu da kendi şirketini büyütmek, devletin imkanlarını kullanmak, sureti büyütmek gibi bir suçla yapıyor. Yani itham ediyor, iddia ediyor bu konuyu. Yani bence tabii bütün bunlara baktığımızda bu sadece bir şahsın başka birini yani kızdığı, intikam almak istediği, kullanılıp bir kenara atıldığı, atılma hissiyatında olan bir kişinin davranışlarına benzemiyor. Yani çünkü kişi o zaman şahıslarla hesaplaşır, şahıslarla olur ama silahlar şuraya geldi, bilmem ne buraya geldi, işte El-Nusra'ya gönderildi, Türkmenlere yardım edilmedi. Bunlar tabii çok çok ciddi şeyler. Ben bu konuda iyi bakmamız lazım bu konulara. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlış. Şimdi ne söylesek olur bu konularla ilgili. Bilgi dahilinde değil de böyle değerlendirme dahilinde, tahmin dahilinde olur söyleyeceklerim. Ama bu konu Türkiye'yi epey sarsacağı benziyor, öyle söyleyelim. Epey sarsacağı benziyor ve bu ortaya çıkan laflar, şunlar bunlar anında Avrupa gazetelerinde, Amerika gazetelerinde de var. Yarın bir gün bunların hepsi Türkiye'nin önüne konacak, getirecek ve Türkiye'yi sıkıştırmak amaçlı kullanacak. Yani illa bunun arkasında CIA'nin olması gerekmiyor. Yani Amerikan istihbaratı olabilir, İsrail istihbaratı olabilir. Bunlara bakmak lazım. Yani Amerika'ya sıkışacak, Türkiye'ye sıkışacak olan bunlar. Ve bunlar Türkiye'deki iş siyaseti
dizaynına yönelik laflar. Mesela bundan önceki dosyalarında şeyler vardı. Bu tip ne derler ona, daha çok şahısla ilgili konular vardı. Böyle Türkiye uluslararası arenada suçlayacak konular yoktu. Bu sefer o da var. Hatta şöyle bir şey de söyledi. Bu işte yarın bir gün dedi, gerçi sokağa çıkın demiyorum size ama dedi, yarın bir gün şeyler başlayacak dedi. Sokak hareketleri vesaire falan. Bunlar bunlarla ilgili patlamalar, şunlar bunlar olacak ve sizi bununla tekrar korkutup işte şu var bu var diye tedbir alacaklar. Sizi bunları konuşmayacaklar, sizleri susturacaklar diye böyle bir laf söyledi. Bu tabii, bu da çok şey bir laf. Çok iddialı bir laf bu da. Yani çok çirkin bir laf, kötü bir laf. Yani bunların hepsinin kızmadan, şey yapmadan sayın işte savcılar tarafından incelenmesi gerekiyor. Bunu söylüyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı da herhalde gereken talimatı verir bunda incelenmesiyle ilgili. Ama şunu bir defa daha söyleyeyim. Yani bu konuşmalar eğer böyle devam ederse her geçen gün Türkiye uluslararası arenada ne diyelim, kirli işlere karışmış, yönetim olarak kirli işler yapan, işte rüşvet, itikaf vesaire gibi suçlar şeylerle ilgili anılan bir ülke durumuna gelir. Yani maalesef her geçen gün bu konu şey yapıyor, üzerine koyuyor. Bir de gerçekten halkın yargıya, ondan sonra yönetime, siyasete, silahlı kuvvetlere, ondan sonra ne bileyim şeye, güvenlik güçlerine şeyi kalmıyor. İtimadı kalmıyor. Güveni azalıyor. Bu tabii çok kötü bir şey. Yani bunun öncelenmesi lazım. Çünkü hani şuyu vukundan beter diyorlar ya. Yani bunun vuku bulmasa bile, dedikodusu bile Türkiye için çok önemli. Bence bu konunun düzeltilmesiyle ilgili mutlaka şeffaf olması gerekiyor. Şeffaf hareket edilmesi gerekiyor. Şeffaflık için de insanlarımıza bilgi vermemiz gerekiyor. Geri kalanı tabii bu bilgi şeye ait, bu bilgi konusu Sayın Cumhurbaşkanlığı ve onun şeyine, karargahına ait bir konu. Ama Cumhuriyet Savcılarının da bu konuyla ilgili devreye girip bu iddiaları soruşturması gerekiyor. Yani sevmediğiniz bir adam olabilir bu suçlamaları yapan, intikam amacıyla yapan birisi olabilir. Cihat Bekir'in yaptığı gibi. Yani öyle bile olsa bunların halk nezdinde, çünkü baktım ben yani 7-8 dakikada hemen hemen 5 milyona ulaşmış şey, seyretme oranı videoyu. Yani korkunç bir şey. Yani demek ki bunların alıcısı var. Bu alıcı halkta karşılık buluyor bu videolar, bu söylentiler, şunlar bunlar. Bu tabii yarın burada başlar, yarın bir gün kahvelerde, başka yerlerde konuşmaya devam edecektir çok fazla miktarda. Bu kasetler yarın bir gün çoğaltılır, elden ele dolaşır. Zaten çoğaltmaya bile gerek yok, yeteri kadar var YouTube'da. Yani bence olay artık intikam boyutunu, ölç alma boyutunu geçti diye söyleyebilirim. Olay şeye geldi. Yani istihbarat örgütleri tarafından kullanılan bir şahıs var. Devletin de daha evvelden kullandığı, daha sonra işte bıraktığı o şahıs şimdi devlete kendine yaptırdıkları şeyler için ve kendine ahde vefa gösterilmediği için şey yapıyor. Bir intikam duygusuyla başka devlet. Bir adresin aracı oluyor. Evet. Yani tabii o öyle yapıyor, intikam duygusuyla yapıyor ama bu işi şey ispat örgütleri yapmıyor tabii. İspat örgütleri devleti töhmet altına bırakmak için ve Türkiye'deki iç siyaseti dizayn etmek ve Türkiye'nin tam da böyle sıkışık bir döneminde bazı konuları kabul etmesini sağlamak amacıyla kullanılıyor, öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz Sayın Komutanım. Bugünkü konuğumuz İsmail Hakkı Pekin'di, Gürsav Koordinatörü. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkür.